halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2022 tarihi itibariyle 273 olacaktır. Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti sıcak çatışmaların yaşandığı kritik bir dönemde bölgesinin istikrar ve güven abidesi olarak yükselişini sürdürmektedir. Kahraman ordumuz görev bilinci, disiplini, her alanda daha da artan caydırıcılığı ve demokratik ilkelere sadakati ile milletimize güven aşılamaktadır. İki buçuk saat süren toplantının ardından açıklamalarsa Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, silahlı kuvvetlerimize ve tüm ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararla Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılmıştır. Görev süresinin uzatılmasıyla Orgeneral Güler 1990'dan sonra 4 yıldan fazla genelkurmay başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim oldu. Özveri ve onurla görev süresini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder. Hayatlarının yeni dönemlerinin aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. İki kuvvet komutanlığında ise değişiklik yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Adnan Özbalda Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Hasan Küçük Akyüz emekli edildi. Kalın yeni kuvvet komutanlarının isimlerini paylaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Hasan Küçük Akyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden Donanma Komutanı Oramiral Amiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülen, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Kalın, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere yapılan terfileri de açıkladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Ziya Cemal Kadıoğlu Orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm generaller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay, Kor Generalliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm General İsmail Günaydın Kor Generalliğe terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğ Generaller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Atay, Alparslan Kılınç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren tüm generalliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğ Amiraller Rafet Oktar, Erhan Aydın ve Nihat Baran tüm amiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tu Generaller Ergin Dinç, Kadircan Kottaş ve Ali Özmen tüm generalliğe terfi ettirilmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü emekliye sevk edilen isimleri de kamuoyuyla paylaştı. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.